arasında taksiye 10 lira yazar Bahadır. Yani söylüyorum, bir kere daha söylüyorum. Ateş olsam yakmazdım. Gözyaşı olsaydım direkt dudaklara akmazdım. Tabii bu şimdi aşıklar da yazmaya başladı, değil mi? Onun yerinde olsam beni asla terk etmezdim falan diye. Şimdi gelir yani, bu mesajlar gelir şimdi. Serdar dışarıya bir bakar mısın? Çaktırmadan çekebiliyor musun acaba onu? Bari bir oradan söyle. Sabri olsam gol atamazdım mesajı var. Şey atmazdım mesajı var. Kesper olsam içinden geçerdim duvarların demiş. Bazen sadeleştiriyorum, özür dilerim. Yani mesajlarını okurken mesela, aa bu benim mesaja ne kadar benziyor diyenler varsa eğer, o senin mesaj zaten de sansüre uğruyor. Haberin olsun yani. Böyle iki erkek oturuyormuş gibi yazarsan kusura bakma, ben okuyamam. Yarın radyo programı yapma gibi bir idealim var, ekmek param bu benim. İki gün yapmayayım, üçüncü gün açım yani, söyleyeyim. Yok canım, üç gün de sürmez herhalde Bahadır. Ha. Üç asır sürer Serdar. Seneler, doğru diyorsun. Rus hatun olsam Türkiye'ye kesinlikle gelmezdim demiş. Padişah olsam harem kurardım. Kıyamet olsam kopardım. Şeytan olsam kızlardan uzak dururdum. Gökyüzünde ve aman öf, çok yaratıcı, ne kadar yaratıcısınız ya. Vallahi gökyüzü ve yıldız mesajı hala yani hala. En son orta 3'te duymuştum, bayağı olmuş duymayalım. Bayağı. Bekar olsam Bahadır'la sevgili olurdum, çok tatlı ses tonu falan demiş. Bak bir evli, iki arayayım kesin erkektir Bahadır. Ben söyleyeyim. Serdar Gökalp olsam tavlamayacağım hatun olmazdı demiş. Tabii zaten evde sıra var, kuyruk var, doğru diyorsun. Tabii. Çekmeköy otobanında giderken öndeki arabadan soda şişesi atıldı. Hareket anındaki arabadan. Bunları şikayet edecek bir merci yok mu? Gül Erdeniz yazmış. Bunu bana söyleseydiniz ben plakayı söylerdim zaten. Şimdi aynısı Fatih abinin başına gelmişti. Bir kere anlatırken hatırladığım kadarıyla anlatayım size. Sevgili Fatih Altaylı'nın, eğer sesimizle gidiyorsa selam olsun kendisine. Böyle bir sohbet anında, sohbet esnasında Mecidiyeköy'deki ışıklarda bir tane araba Fatih abinin arabasının yanında duruyor. Fatih abi de kırmızı ışıkta yeşil yansın geçecek diye bekliyor. Adam kapıyı açıyor, bira şişesini yere bırakıyor. Tamam mı? Yeşil yanıyor, geçiyor. Fatih abi de aşağı iniyor, bira şişesini alıyor. Kendi arabasına geliyor, gidiyor adamın peşine. İlk ışıklarda yakalayamıyor, ikinci ışıklarda yakalıyor. Aşağı iniyor, camını tıklatıyor. Böyle. Tıklatıyor mu, tıklıyor mu derler. Tıklıyor diyelim biz. Camına vuruyor, şöyle. Adam camı açıyor, şişenizi unuttunuz efendim diyor. Uzatıyor adama şişeyi. Veriyor, yoluna devam ediyor. Ama dedi, onun yüzünden hiç dedi girmeyeceğim yerlere girdim yani dedi. Güzergahı dedi değiştirdim vallahi. Bizden önce sen, sonra ben, kaydık yıldız gibi gökyüzünden. Üstüne titrediğim biri olsa gidip palto giyerim, kombiyi açarım. Ne bileyim, bir şeyler yapar üstüne titremem en azından demiş. Ben erkek olsam sen kadın olsan elini sıcak sudan sıcak suya sokturmazdın demiş. Yanlış olmuş ama. Sıcak sudan soğuk suya olması lazım değil mi bu? Benim gibi evladım olsa başka eve taşınır, nereye gittiğimizi de bana haber vermezdim demiş. Yıldız mesajlarını, gökte yıldız olsam mesajlarını gönderenleri fişliyorum ve bundan sonra göndereceği hiçbir şeyi de okumamaya gayret göstereceğim. Haberiniz olsun. Yeter artık. Bundan sonra böyle yapalım ya. Konuyu verelim. Ortaokulda duymuş olduğumuz esprileri bize gönderenlere fişleyelim. Tamam mı? Yani en son ortaokulda duymuş olduğumuz espriyi adam hala yapmakta ısrar ediyorsa fişleyelim onu. Tamam. Fişleme de enteresan bir şey şimdi. Yani neyse söylemeyeyim. Peki. Yapmayacağım.
Bahadır yapmayacağım. Kısa bir ara var, geliyorum efendim. Reklam. Memura esnafa bugününü yaşayana. Anadolu hayat demek nedir? Herkese iyi gelecek. Best efendim. Gündüzün gecem artık TVN. Meraklısı için 21. yüzyıl şifreleri pazar 14.30'da. TVN Dijitürk 63 D Smart.